Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl Ramazan Bayramı tatili boyunca ülke genelinde meydana gelen 2199 trafik kazasında 86 kişi yaşamını yitirdi, 4711 kişi de yaralandı. Arife günü 12, bayramın birinci günü 12, ikinci günü 25, üçüncü günü 28 ve tatilin ardından dönüş yolunda meydana gelen kazalarda ise 9 kişi yaşamını yitirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü bu bayram tatilinde böyle bir tablo ortaya çıkmaması için sıkı önlemler aldı. Bayram dolayısıyla artan trafik yoğunluğu için havadan ve karadan denetim yapılacak. Havacılık Dairesi Başkanlığı'na ait helikopterler, trafiğin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu, Adana, Bursa ve Antalya gibi illerde uçuş yaparak karadaki ekiplerle trafik akışını kontrol edecek. Polis, hız ihlalinden kaynaklı trafik kazalarının önüne geçebilmek için özellikle ana yollarda uyarı levhası konulmadan radarla hız denetiminde bulunacak. Bayram boyunca ekip sayısı artırılarak önemli kavşak, geçit ve güzergahlarda sabit ekipler konuşlanacak. Özellikle sabaha karşı uykusuzluk ve yorgunluk belirtilerinin arttığı saatlerde ekipler denetimlerini artıracak. Emniyet yetkilileri şehirler arası otobüslerde yolcu olarak görevlendirilen sivil polisin de denetim yapacağını, terminallere gelen giden bütün otobüslerde şoförün alkol alıp almadığı takograf ve taşımacılık yetki belgesinin sıkı biçimde kontrol edileceği belirtildi. Yeni acılar yaşanmaması için sürücülerin hava şartlarına uygun ve dikkatli araç kullanmaları, hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmalarını isteyen yetkililer, kazaların önemli bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresinin ihlali gibi nedenlerden kaynaklandığını belirterek sürücülerin mutlaka kurallara uyması gerektiğini bildirdi.